68'e nostaljik bakmayan bir kitap, 68 İsyan, Devrim, Özgürlük. Kitap Tarih Vakfı yayınlarından çıktı. Özgürlük taleplerinin yükseltildiği dönemin adı olan 68'i farklı kategorilerde inceliyor. Eğitim, kadın, sinema, tiyatro, roman, işçi ve ekoloji mücadeleleri başlıklar arasında. Tarih Dergisi özel sayısının genişletilmiş hali olan kitabın iddiası, 68'in nostaljik bakışla değil, kendi nesnel koşulları altında değerlendirmek. Kitabın editörlüğünü akademisyen Ömer Turan yapmış. Kitapta Türkiye'den bölümler de var. Bu 68 kitabının özelliklerinden bir tanesi şu, içinde 68'de aktivist olan, o dönemde öğrenci olan insanların seslerini duymak mümkün. Başında Nadire Mater, Fatma Gülberktay ve Masis Kürkçügil gibi önemli 68'li figürlerin yer aldığı bir yuvarlak masa toplantısının metinleriyle kitabı açıyoruz. Dolayısıyla onların seslerini de önemseyen bir kitap. Ama onların seslerinden ibaret olan bir kitap değil, daha genç kuşak yazar ve akademisyenlerin biraz daha konuya sosyolojik açıdan bakmaya çalıştıkları bir kitap. Elbette yazarlarımızın neredeyse tamamı için o sosyolojik dert aynı zamanda politik bir dertten de ayrı düşünülmüyor. Dönem romanlarını inceleyen akademisyen Çimen Güney Erkol da Pınar Kür'ün Yarın Yarın kitabı üzerinden kadınların toplumsal rolünü irdeliyor. Şimdi Ömer Hoca 12 Mart romanları üzerine çalıştığımı bildiği için zaten 68 hareketinin hemen arkasından gelen 12 Mart darbesinden nasıl etkilendiğini de kitaba katmak istiyordu. Dolayısıyla ben bu konuda bir teklif alınca zaten bunun üzerine çalıştım. Seçtiğim roman da 12 Mart romanlarından biri olan Pınar Kür'ün Yarın Yarın'ıydı. Dolayısıyla 68'in öğrenci hareketlerinin işte öğrenciler ve işçiler arasındaki o ortaklığın değerlendirildiği bir edebiyat metniyle katkısı. Benim ele aldığım roman Paris'le İstanbul'u karşılaştırıyor. Yani Fransa'daki öğrenci hareketleriyle Türkiye'deki öğrenci hareketlerini yan yana getiriyor. Bugün konuştuğumuz gibi bizim için önemli olan karşılaştırma da o dönem belki pek çok kazanım oldu özgürlük, eşitlik talepleri adına. Bugün o kazanımların bir kısmını kaybetmiş durumdayız. Ama eşitlik talebi devam ediyor ve daha güçlü bir şekilde sesini yükseltiyor. 68'i yaşayan sağ ve sol kuşağın eğitim taleplerinde birleştiğini belirten akademisyen Cemil Boyraz ise kendi yazdığı bölümde üniversite mücadelelerini kıyaslıyor. Ben 68 döneminde Türkiye'de eğitime dair talepleri dile getirmeye çalıştım kitaptaki bölümümde. Bunu yapmamın biraz politik de bir amacı vardı. Çünkü 68'e dair algılar genel olarak şiddet temasıyla beslenen algılar ve kutuplaşma üzerinden tanımların çok fazla yapıldığı bir tartışma vardı. Oysa 68'i var eden şey Türkiye'de özellikle üniversite gençliği hareketi bağlamında eğitime dair taleplerin öncül bir rol oynadığını düşünüyorum. O anlamda Türkiye'de üniversite gençliğinin kendi üniversitelerinde yaşadıkları deneyimlere ne gibi cevaplar ürettiklerini, yaşadıkları sorunlara ne gibi modeller, hangi tartışmalarla, hangi çözüm önerileriyle tepki gösterdiğini belirtmenin önemli olduğunu düşündüm. Çünkü bunun biraz sınıfsal bir şey olduğunu ve farklı politik görüşlerdeki öğrencilerin ortak dertlerini dile getirme anlamında önemli bir kazanım olduğunu düşündüğüm için daha ziyade bu ortaklığı en çok gördüğümüz eğitim talepleri alanına odaklaşmak istedim.